yaşlı. Burak Yılmaz'ın takım yaşlı. Önemli açıklamaları var. Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi manevi ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Helal olsun kaptan. Bir cümlesi daha vardı yanlış görmediysem demin göz ucuyla arkadaşlar. Yine yani goller attı bugün ama gollerini değil sınırımızın ötesinde ülkemiz için canını ortaya koyan Mehmetçi'ye selam çaktı Burak'ta. Golde de Mehmetçi'ye selam vardı. Yine. Asker selamı. Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık. Hepsi çok üzgün. Devletimiz ne isterse yaparız. Devletimizin hizmetindeyiz. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin ve bizim içimiz yandı diyor ve bu acıyı tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gibi o da paylaşıyor. Hatta mesela ülkemizde yıllarca forma giymiş yabancı oyunculardan tribünde bir pankart vardı diye eklemiş Burak. Bir ölürüz bin doğarız diye biz bir bütünüz demiş. Helal olsun Burak. Hem futbol hayatının en olgun döneminde hem de bu tip demeçlerle bu tip dönemlerde sadece takımına liderlik yapmıyor, kendisini rol model olarak gören gençlerimize de ışık tutmuş ve bugün işini de en iyi şekilde yapmayı başarmış bir profesyonel. Hepimizin farklı profesyonelliği var. Kimimiz doktor, kimimiz mühendis, kimimiz televizyoncu, kimimiz yorumcu, kimi futbolcu. Bugün Burak işini iyi yapan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. İşini iyi yaptı. Belki Alanyalılar üzüldü ama Burak işini iyi yaptı. Ve belki de en çok buna vurgu yapacağı bir konuşma fırsatında bunu değil, bizimle beraber paylaştığı bu acıya yer verdi konuşmasında. Ben Burak'ı tebrik ediyorum. Kaptan gibi konuşmuş ve takımının lideri gibi konuşmuş. Helal olsun. Bir de oynadı da yani. Topunu ben da oynadı. Ben şunu söyleyeceğim abi. Ankara'da büyüdüm. Söyleyeceğim biraz bazı yerlere şey ama bence doğru bu. Yani tecrübelerime dayanarak söylüyorum işte. İlkokul, lise, üniversite hepsi Ankara'da bitti. Hem de şey zamanlar 67, 68, 76 falan tam böyle talebe olayları günde yasal 20-25 kişinin öldüğü seneler üstümüze hep oyunlar oynandı. Oradan buradan şuradan. Ben Amerika'yla Rusya'yı şöyle yapıyorum, şöyle benzetiyorum. Bunların ikisi de ayı. Bunlarla yatağa girmeyeceğiz abi. Bunlarla hep yumruk mesafesi duracağız. Bütün politikacılar için yani ben 70-60 seneden bahsediyorum bak. 10-11 yaşında artık görüyorduk bazı şeyleri. Bunların ikisi de ayı abi. Bunlarla yatağa girmeyeceksin. Bunlarla hep yumruk mesafesi. Hep böyle nereden ne gelir? Bunlar çünkü yılan abi. İkisi de yılan. Bize diyorlar oradayız. Bunların orada işte biz, adamlar. Biz bize yeteriz oradan hocam. Gelmiş. Biz bize yeteriz ama bunlarla çok kontrol olmamız lazım. Bunlar ay abi bunlar. Bunlarla yatağa matağa girmemek lazım. Tehlikeli bunlar çünkü abi. İkisi de öyle. Evet. Al birini vur ötekini abi. İkisi de makbul değil. Ama bunlarla yumruk mesafesinde belli oranlarda. Benim tecrübelerime dayanarak söylüyorum. Bizler Ay Yıldızlı Bayrağı'nın altında yani, dalgalanan Ay Yıldızlı Bayrağı'nın bunlara altında. Bunlara ikisine de güvenmeyeceğiz. Yumruk mesafesi duracağız. Çok fazla koçum aslanım bunlar ne koçum aslanım dediler neler yaptılar yıllarca. İkisi de abi. Söyleyeceğim bugün. Şimdi başka tarafa girersem daha da uzatırsam olmaz. Çünkü ben menbaında büyüdüm hayatım bak. Hele benim üniversite yıllarım. Evet. Üniversite yıllarım nasıl anlarda biliyor musunuz? Kantine basarlar. Tararlar. Üç kişi ölür. Camdan atlarız. Hocam. Öbür grup basar. Yolda yürürsün sağcı mısın solcu musun? Bilmem derdi. İnanılır gibi değildi ya. Patır patır adam öldürüyor. Üzerimize oynanan oyunlarda hep bir terör kartını kullandılar. Çok hep şey teröristleri kullandılar. Ve terörü beslediler. Abi, biz de zaten o yüzden oradayız hocam. Sağ solu hocam. Kullandılar, dini kullandılar. Kullandılar. Abi. Bunlar hep bunlarla yumruk mesafesi. Bunlara uyanık olacağız. O zaman biz de yani maç aptal boyunca aptal gidip sen haklısın, ben haklıyım. İşte sen böylesin, ben böyleyim dersek bunların istediği zaten o. Ya arkadaş tamam da biz neyiz ya bir oturalım konuşalım ya. Sen böylesin, sen öylesin dersek bunların ekmeğine yağ sürüyor. Şu an birlik olma zamanı. Şu an birlik olma zamanı. Yani oturalım konuşalım tartışalım arkadaş. Neyi yapamıyoruz neyi yapıyoruz ya onu yapmamız lazım bizim ya. Yoksa biz kendi içimizde kavga edersek bunlar gülüyorlar abi. İkisi de ya bunlar ayı ya ayı bunlar. Bunlar şey abi mafya bunlar.
Ne diyeyim ya, bunlar her şey abi. Biz burada uğraşıyoruz. Herif Amerika'dan gelmiş, burada uğraşıyor. Rusya'dan gelmiş. Nerede uğraşıyor? Petrol var. Yeraltı dolu. Tabii. Biz yiyeceğiz diyorlar. Bunların ikisinin hocam, ben gizli tamam, gizli. Şöyle yapalım o gizli zaman. Gizli gizli anlaştıklarını hocam, da zannediyorum. Çok net ha. Bunlar bakma senin yalan dolan sallıyorlar. Tabii ki çok önemli. Bunların arkasında İngiltere var. Bunların arkasında İngiltere var ya, anam 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 anam. Hiç kendini göstermez. Hiç kendini, ama esas odur. Onu unutmayın. İngiltere planlar, diğerleri uygular. İngiltere inanılmazdır. Şu olayda da köküne kadar olayın içinde var. Evet. Hocam birlik olma zamanı şu anda hani görüyoruz. Böyle bir ortamda bile hala yani hala farklı bir ses çıkartmayı başarabilenler var. Bakın farklı bir ses çıkartmanın mümkün olmadığı bir şey bu. O yüzden ben kendi kişisel hikayemde bugün bunu yapanları asla affetmeyeceğim. Şu anda bir durumla karşı karşıyayız. Tek milletiz, tek yüreğiz, hep beraberiz ve bunun her zaman devletimizin yanındayız. Bu bayrak bizim bayrağımız. İçerideki bazı sesler hakikaten tahammül edilir cinsten değil. Onları da şuursuzluklarına verelim diyorum. Ve bugün sıklıkla maçta duyduğumuz bir sloganla bitirelim. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Yani bu da böyle bilinsin. Bir ölür, bin doğarız. Burak Yılmaz'ın da vurguladığı o pankartı da söyleyelim. Yani Türk'ün ne olduğunu tarih yazıyor zaten. Bugünlerden sonra da yazacaktır. Hiç kimse merak etmesin. Biz de futbol programı yapıyoruz da biraz daha insanların, yani ben söylemlerine değil eylemlerine bakarım. Ya birkaç gün bazı programları erteleyin. Yok eğlence programı, şu bu bilmem ne falan. Şimdi zamanı değil ya. Ateş düştüğü yere yakıyor. 83 milyon üzülüyoruz, evet söylüyoruz. Bunu yazmak etmek, sosyal medyada söylemekle televizyona çıkmak yerine ya biraz eğlence programı varsa, herhangi bir şeyler varsa durdurun, yayından kaldırın. Bir gün iki gün sonra yapılsın. Bu hassasiyeti... Dansöz oynatmanın da anlamı yok diyorsunuz ya, hocam yani. Ya bu hassasiyeti yani ülkemizde bütün sağduyulu insanlar görmek istiyor. Bunu göstermek gerekir. Orada ben, ne olacak? Ben dün akşam dışarıdaydım ya. Yollar, yerler boş. Ben dışarıdaydım. İnsanlar bu hassasiyeti bugün de gösteriyor. Cuma olmasına rağmen. Evet ben de gördüm. Yollar filan boş. Evet çok çok barizdi, doğru. Yani biraz daha bunlara dikkat etmek gerekir. Yani böyle ülkede hassas bir dönemler evet, geçiyor. Evet hep beraber uyanık olacağız, yani orada, birlik olacağız. Devletimizin yanında ne gerekiyorsa yapacağız. Hiç kimsenin üstüne olmasın. Bu şehit aileleri, onlara saygı, hepimiz konuşuyoruz. Vatan, millet. Yani insanın yeri için, yakıyor tabii ama. Yani söyleme değil eyleme bakmak gerekir. Yani orada anacığı, babacığı, eşi, çoluk çocuğu, abisi, dostları. Yani düşünebiliyor musun? Yani onların yaşadığı kolay işler değil. Bu vatan için, bizler için ya biz rahat rahat dolaşıyorsak, yatıyorsak, çoluk çocuklarımız, bütün hepimizin ülke vatandaşı, onlara borçluyuz her şeyi. Yani ailelerini düşün, ya orada düşün, yani nasıl yani o, her gün düşün, yani sınır ötesinde olan askerleri geçmişte de telefonla ulaşamıyorsun. Düşün evladına, yani ulaşamıyorsun o ara, telefonu o ara çekmese. O, yani ailedeki paniği düşünebiliyor musun? Korkuyu, üzüntüyü. Öbür türlü bir yandan bir bakıyorsun telefon kapalı, sonra öğreniyorsun şehit olmuş. Öbürü belki yaşıyor, telefonu oraya ulaşamıyor. Yani o ailelerin böyle bir dramlar yaşıyor. Mutlaka biraz daha sağduyulu olmak gerekir. Yani bu üzüntüyü dediğim gibi lafta değil, yazarak orada burada değil, biraz daha eylemde göstermemiz gerekir. Yani bizim bizden başka dostumuz olmadığı net bir cümlesi var ortada yani. Çok şey yaptım böyle, dikkatimi çekti bugün ya. Diyor ki, şehit helvası sizin evde yapılmazsa tatlı gelir diyor. İyi düşünmek lazım. Şehit helvası sizin evde yapılmazsa tatlı gelir diyor. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Gazilerimize acil şifalar diliyoruz. Ben bir gün onlar yıllar bizim önce, annelerimiz. Ben bir gün yıllar önce şehit olanlar da bizim evlatlarımız. 16-17 çocuğun öldüğü bir gece, böyle bir şehit gecesinde bir barakada, doğuda bir konuşma yaptıydım. Arkaya da fon koydular, çok üzgündüm. Hatta ondan sonra da program yapmalıydım. Sonra da o zamanki Genelkurmay Başkanı ile kapıştıydım. Yıllar önce. Bir 17 çocuk öldülerdi doğuda. Barakada.
çocuklar o barakaya atılır mı? Oralara tesisler yapacaksın. Ben konuştum, çok üzüldüydüm. Ertesi günü millet başka yer anladı. İkiye bölümler orada da anlayamadılar. Genelkurmay Başkanı'yla tartıştım. Hoş, o Genelkurmay Başkanı'nın şimdi ne olduğunu herkes gördü. Yıllar sonra. Evet.